Günaydın. Günlerdir adam akıllı bir vlog çekemeyen ben. Şöyle annem böyle bir masaj aleti almış ama muhteşem. Merak edeniniz varsa şu şekilde kutusu. Ve yüz, boyun, aslında bütün vücuda kullanılabilen bir alet. Kol, koltuk altı, karın, bacak, boyun ve yüz. Ben zayıfım ama gıdığım var. Ben şey yaptım, önce böyle bir yağ aldım. Yağ damlatıp yüzüme yedirdim. Sonra bununla da böyle masaj yapıyorum. Birkaç şey deneyeceğim. Bu aralar biraz likit ürünleri taktığım için biraz çok mutlu. Allık yerine kullanacağım. Çok güzel olur mu? Ve de stick highlighter. Bu Avon'un bir, şöyle göstereyim. Bu Avon'un bir stick highlighter'ı ve rengi tam benim cildim uygun, bakar mısınız? Ve o kadar tereyağı gibi kayıyor ki. Çok iyi. Ve dün aslında yeni almış olduğum bir highlighter'ı daha denemek istiyorum. Dün gratis indirimden iki ürün aldım. Biri Wet n Wild'ın bu muhtemelen tanıdığınız highlighter'ı. Biri de artık ihtiyaç duyduğumu düşündüğüm bir ürün. Kaş maskarası. Bu Maybelline'in kaş Maybelline'in kaş maskarası. Şimdi ilk... Nerede benim kaş tarağım? Önce bir ben tarayayım. Aynı yok. Bu arada benimki dark blonde renginde. Bayağı beğendim, bakar mısınız? Ama kalıcılığı nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama tarağının gücü ve renk vermesini çok beğendim. Şu an bayağı bozulmayacak ve gün boyu bu şekilde kalacakmış gibi duruyor. Pratik oluyor çünkü doldurmaya gerek kalmıyor. Sonra sabitlemeye gerek kalmıyor. Hani bir ürünün iki fonksiyonu ya da üç fonksiyonu olması benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi şunu da nasıl açalım? Şu highlighter'a lütfen bir bakar mısınız? Yani stick
dik highlighter üzerine toz highlighter. Müthiş. Cam gibi. Bugün böyle dolaşacağım. Şimdilik ruj sürmeyeceğim. Bugün de böyle bayağı hanım hanımcık giyindim. Böyle gömlek ve etek. Etek. Uzun etek. Hatta aynada göstereyim. Burada bir aynam da var. Bakın. Şöyle. Terliklerime bakmayın ama bu böyle ne derler? Dolamalı bir etek. Üzerine de bu şekilde bir bluz. Evet, bluz tercih ettim. Bugünkü programımdan bahsetmek istiyorum size. Bugün annemin güzellik salonuna gidip lazer olacağım. Daha önce lazer yaptırmıştım ama iki kere falan. Ve iki kere de hani bayağı fark gördüm özellikle kollarımda. O yüzden bir seans daha gitmek istiyorum. Çok olmuş highlighter. Bir seans daha gitmek istiyorum mutlaka. Tamamen bitmiş olacak çünkü kanımca. Hi. Hallo mein Schatz. Juju. Oraya da sizi götüreceğim. Oraya da göstereceğim yani. Bu da makyaj yaptıktan sonra buranın hali. Hemen buraya toparlıyorum. Sonra saçımı yapacağım ve çıkacağız. Ta-da-da-tan. Ve ben hazırım. Biraz saçımı arkadan topladım. Ve bu ruju size söyleyeceğim. Bunu ne zaman Instagram'da story koysam ve dudağımda bu ruj olsa bana soruyorsunuz. Hemen aklımdayken göstereyim. Ama bu nedense her gün başka bir renk duruyor dudaklarımda. Neyse. Bu Biolis'in 117 numaralı ruju. Alın. Hem çok uygun. 14 lira gibi bir şey. Hem de kalıcı. Şimdi çantamı da aldım ve çıkıyorum ve annemin dükkanına geldim. Seni çekiyorum. Hoş geldin. Anne benziyor muyuz birbirimize? Evet. Sıramı bekliyorum. Ne için? Çekilmeyeceğiz. Yok, onu çekmeyeceğim. Ayşe dökmüyor mu? Korkuyorum. Neyse Allah'tan acımıyor. Normalde kaç seansta bitiyor mesela? Hiç böyle çok tüylü birini düşün. Mesela benim çok tüyüm yok ama. Ya biz 12 seans veriyoruz. Öncesi biten de oluyor. Azam. Ya bir 12 seansı gözden çıkaracaksın. Hissiyatı çok güzel. İnsan kendini rahatlamış hissediyor. Bitti.
Bitti. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Memnun kaldım. Biraz sıcakladım sadece. O da galiba korktuğum için ve streste olduğum için sıcakladım. Çıkabilir miyim? Ve eve geldik. Gördüğünüz gibi lazer çok acıtmadı. Yani hiç acıtmadı desem yalan olur ama hani öyle dayanılmayacak gibi ya da bağıracak kadar, ağlayacak kadar bir ağrısı yok. Kargolar gelmiş. Şimdi ilk olarak onu açıyorum. Şöyle büyük bir kutu. Evet. Ama şunu... Suzu'nun kargosu. Keşke faturayı yırtmasaydım. Belki yanlış gelmiştir. Kullandığım mama bu. ND aslında ya da ND diye tanınıyor aslında. Bu mamayı aldım. Kuzulu ve küçük ırk köpekler için. Merak edeniniz vardı. O yüzden bunu da göstermiş olayım. Sonra bir kargo da bana Toz Vintage isimli Instagram hesabından geldi. Bu şöyle bakayım. Bir kargo da Toz Vintage isimli Instagram hesabından geldi. Ben onlardan şu da göstereyim. Yani en severek kullandım ve bir yıl önce. Yani bir yıl oldu. Susu. Sonra yiyeceksin mamanı. Ya yani bir yıldır kullandığım ve çok sağlam olan bu fotoğraflarımda sıkça gördüğünüz bu gözlüğü aldığım sayfa bu. Onlar da bana gözlük yollamışlar. Açtım ama henüz gözlüklere bakmadım. İki tane gözlük yollamışlar. Biri şeffaf. Hemen deniyorum. Biri böyle şeffaf leopar desenli. Çok güzel diyor. Şu an bu kıyafetle ve bu saçla belki olmadı ama güzel. Çok beğendim. Şimdilerde zaten bu cat eye dediğimiz modeller çok moda. Ve gözlükleri bakın bunu mesela. Bunu ben bunu fotoğraflar. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bu mesela daha dandik. Ama bu sayfanı gerçekten kendim bizzat almış olduğum için biliyorum. Şu gözlüğü gerçekten bir yıldır kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Ve korumalı olduğu için tercih etmiştim. Bu da çok sağlam bir gözlük. Muhtemelen bunu da çok uzun uzun süre kullanacağım. Bir tane daha göndermişler. Bu da galiba aynısının siyahı mı? Evet. Bu güzel bir gözlük gerçekten. Ben çok beğendim. Yani öyle Instagram fotoğrafı çekmeyi seven, yani böyle Instagram için fotoğraf çekmeyi seven, farklı gözlükler takmayı seven, genel olarak gözlükleri seven biri bu sayfada aradığını bulacaktır. Sayfanın ismini ben bilgi kutusuna yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi çok kaliteli gözlükleri var. Buradan da onlara teşekkür ederim bana bu gözlükleri yolladıkları için. Bitmedi. Bir de annem şöyle bunun iki tane
Bunu annemin bir çalışanı hediye etti. Teşekkür ediyorum ona da. Bunu da annem bana hediye etti. Avon'un bir parfümü. Az önce bir kokladım. Çok güzel kokuyor. Oh. Yoruldum ama. Şimdi üstüm başımı değiştireceğim. Ve yansıma yapmadı bu güzel. Normalde böyle yeşil yansıyor. Bu öyle bir şey yapmadı, o yüzden sevdim. Neyse. Gördüğünüz gibi lazere gittim. Girdim. Kol, koltuk altı ve bacak. Koltuk altıma çok yıllar önce gitmiştim. Bitti aslında. Böyle tek tük vardı. Onlar da tamamen yok olsun diye bir kere daha yaptık. Bacaklarıma bu şimdiye kadar ikinci gidişim ama hani düzenli, periyodik bir şekilde hiç gitmedim. Bacağıma geçen sene bir kere girdim ve şimdi bir kere girdim ama geçen sene girmem bile çok şey fayda etti. Bayağı bir hani kısmen dökülmeler ve yer yer artık hiç çıkmamalar ilk seanstan sonra bile oldu. Bu kişiye göre değişen bir şeymiş. Kimisinin birinci seans dökülüyorken kimisinin daha sonra dökülüyor. Hani kıl yapınızla ve kılınızın inatlılığıyla alakalı. Kollarım da aynı şekilde. Kollarımın bu ikinci seansı. Onlar da artık hani çıkmıyor diyecek derecede kadar az çıkıyor. Gözle görünmüyor bile. Evet. Bu kadar. Bugün aslında pek bir şey yapmayacağız. Şimdi akşam yemeğini hazırlayacağız. Buradayken böyle bol bol vlog çekmek istiyorum. Çünkü bence vloglarda en çok birini tanıyabilirsiniz ve sevebilirsiniz. Ben şahsen o şekilde düşünüyorum ve hep böyle oldu. Ben de sonuçta YouTube videoları izliyorum. En çok da vlogları seviyorum. Belki çok da böyle dolu dolu olmadı ama güzel oldu. İlk gün üzüm yaprağı toplayıp sarma sardım anneannemle ki benim için çok güzel bir an oldu. Dün hiçbir şey yapmadım aslında. Sadece hazırlanıp babamın dükkanına, babamın da pizza dükkanı var. Oraya gidip iftar yaptık. Bugün de işte annemin dükkanına gidip lazer ve işte sohbet. Şimdi eve geldim. Akşam yemeği hazırlayacağız. Ve bugün de bitti. Birkaç günüm kaldı. Haftaya yine İstanbul'dayım. O zaman şimdilik size bay bay diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.